beni emretmişsiniz. Sultanım. Sultanlık, bize Horasan Aslanı Çağrı Bey'in bir bahşidir ancak ağabey. Aslandır deyu ayağına çağırırsan, bilesin ki pençesinde takatı kalmamıştır gayri ihtiyarın. Aslı nesli aslan olan yaşlansa da aslandır ağabey. Küçüklüğümde sen akından dönerken atının üzerinde, elinde kılıcınla, dedem Selçuk'un anlattığı kıssalardaki yüce Allah'ın arslanı Hazreti Hamza'yı görürdü sanki gözlerim. Çocuk arılığı işte. Biz kim? Allah'ın arslanına benzemek kim? Atının ayağını toz olmayı şeref sayarız. Sultanım. Biz seninle yıllar evvel ikiyi bir edelim, devleti tek başlı yapalım dedik. Şimdi bu aldığımız karara niye riayet etmezsin ağabey? Buyruğunla Alparslan ile Süleyman'ı kılıç kılıca getirdin. Bilirsin ki şah her hamlesinde devletin âli menfaatini düşünür. Lakin tahtın veliahtı Alparslan buyruk tanımazlığı ile devletin müşkül durumda bırakır. Alparslan Bey ve Atabey Hasan geldiler sultanım. Gelsinler. Töre bilmez, buyruk tanımazın başı gemsiz at gibi havada olur. Tıpkı senin gibi Alparslan. Gemsiz at, veremeyeceği hesabı olmadığından başı dik gezer. Ama kanına ihanet edenler bilmez, İnal Bey. Hayırdır Kündüri? Zindanda tertip ettiğin oyun tutmadı. Sağ salim geri döndük diye mi üzülürsün? Estağfurullah Melik Hazretleri. Sağ salim dönmenize elbet sevindik. Üzüntümüz, tuttuğunuz işin hesabını imdiar odasında Çağrı Bey'imiz verir diyedir. Sultanımızın her ne hal olur ise olsun, ağabeyinin kellesini almayacağı malumundur. Ama bir hatan ile mevzu bahis senin kellen olur ise, eli dahi titremez.
Geçmiş olsun Hasan Bey. Sağ olasınız sultanım. Evvelallah, sonra Alparslan Bey'im sayesinde canımız sağdır. Adının hakkını verdin oğlum. Arslan pençeni vurup aldın alacağını. Atabey'in senin için ne kadar kıymetli olduğunu bilirim Alparslan. Lakin yaptığın iş usulde yanlıştır. Bir veliaht adayına yaraşır hareketler midir bunlar? He Alparslan? Söylesin. Fevkalade haller, fevkalade usuller gerektirir sultanım. Benim için Atabey'imin canı cümle cihan saltanatından dahi kıymetlidir.